kutluyoruz. Evet. Yoğunluktan dolayı artık bizim de evet, evet, evet. Bayram mesajı alalım size. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle size çok teşekkür ederim. Yaptığınız gazetecilik çok önemli. Halkın arasında bir gazetecilik yapıyorsunuz. Az önce gördüm, röportajlar yapıyordunuz. Milletin sesi olmaya çalışıyorsunuz. Bundan dolayı size özellikle teşekkür ediyorum. Ve ben de yapamıyor. Çok taciz yok. Biliyorum. Çok baskılar var ama seçime bir yıl kaldı. İnşallah insanların daha özgür olduğu, basının daha özgür olduğu bir dönem başlayacak. Benim için önemli olan, ben Sakarya milletvekiliyim. Sakarya'yı çok seviyorum. Bugün Sakarya'da Arife gününde bütün esnafı dolaşıyorum. Az önce Katlı Pazar yerine gittim. Katlı Pazar yerine dolaştım. Ondan sonra Uzun Çarşı'ya girdim. Esnafla kol kola girdik. Daha sonra bulvarda dolaştım. Bizim az önce evet sizin programa denk geldim. Programda da insanlarla bıkmadan usanmadan insanları anlatıyoruz. İnsanlarımızın farklı görüşleri olabilir. Farklı şekilde düşünüyor olabilirler. Ama insanlarımıza doğruyu anlatırken bıkmadan usanmadan anlatmak gerekiyor. Ben bu bayramın herkes için iyi olmasını çok diliyorum. Ama gördüğüm manzara iyi bir manzara değil. Gördüğüm manzara gerçekten insanlar sıkıntıdalar, ekonomik sıkıntıdalar ve gerçekten zor geçiniyorlar. Bunun bitmesi gerekiyor. İnsanlar ellerinde çocukları, çocuklarına bir şey alamıyorlar. Alamadan eve dönüyorlar. Bu çok sıkıntılı bir durum. Ben böyle olmasını istemiyorum. Böyle olmasın diye çok mücadele ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugüne kadar 20'ye yakın kanun teklifi vermişim. Araştırma önergesi vermişim. Soru önergesi vermişim. Kürsüden onlarca kez Sakarya'yı anlattım. Ve Sakarya ile ilgili her sorunuyla ilgili mücadele ediyorum. Ama giriyorum Sakarya'ya, gördüğüm manzara ruhumu sıkıştırıyor. Gerçekten bütün sokaklar göçmen sığınmacılarla dolu, Suriyelilerle dolu. Vatandaş, insanlar, esnafımız kan ağlıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çaresizler, çaresizler. O yüzden gerçekten ne olduğunu görmek mümkün değil. Bizim de istediğimiz... Sadece iki konu ağırlık. Bir ekonomi, bir de mülteciler. Yani Türkiye'nin ekonomisi düzelir. Gerçekten Türkiye'de de sığınan mülteciler Suriye'den görüşerek onları da haklarını da ihlal etmeden buradan kendi vatandaşlarını kendi ülkelerine gönderebilirsek bu gerçekten Türkiye için çok hayırlı olacak. Bir de eskiden Türkiye topraklarını ekebiliyordu. Sakarya öyle bir Sakarya'ydı. Hem topraklarımızı ekiyorduk hem fabrikada çalışıyorduk. Esnafımız da para kazanıyordu. Çiftçimiz de para kazanıyordu. Şimdi insanlar topraklarını ekemiyorlar. Mazotlar, gübre müthiş fiyatlar artmış durumda. İnsanların ektikleri ürünler ellerinde kalıyor. Böyle bayram geçirsin istemiyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz. Huzurlu olsunlar istiyoruz. İyi olsunlar istiyoruz. Vatandaşlara şundan hiç korkmasınlar. Sosyal yardımlar daha da artırılacak vatandaşlar için. Biz geldiğimizde ülkeye Allah nasip ederse ilk önce vatandaşımızın rahat bir nefes alabilmesi için ekonominin düzgün işlemesini sağlayacağız. Merkez Bankası özerk olacak. Çiftçiye hak ettiği paralar verilecek. Çiftçinin elektriğini ücretsiz olarak, ekim zamanlarında ücretsiz olarak verebilmek için çabalayacağız. Biz üreten bir Türkiye istiyoruz. Tüketen, yoksulluk içinde olan bir Türkiye istemiyoruz. Bu vesileyle bana söz verdiniz. Sakaryalı olmaktan çok gurur duyuyorum. Sakarya'nın çocuğu olmaktan, milletvekili olmaktan çok gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğim. İnsanların arasında olmaya devam edeceğim. İnsanlarla konuşmaya bıkmadan, utanmadan devam edeceğim. Bütün Sakaryalıların, bütün ülkemin bayramını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.